bir asit var ve asit barındırıyorlar. Zaman içerisinde bu asitin içerisindeki su buharlaşarak asitin yoğunluğunun artmasına ve asitin miktarının azalmasına sebep oluyor ve asit aşağı doğru çöktükçe plakalar üzerinde sülfatlaşmaya sebep oluyor. Biz de tam olarak öncelikle bunların içerisindeki eksilen suyu tamamlayacağız. Bu şekilde kapağını açıyoruz. Buradaki dışarı sızmalar durumunda asiti emmek için yerleştirilen süngerleri alarak başlıyorum. Buradaki kapakları çıkartacağım ve içerisine saf su koyarak işleme devam edeceğim. Buradaki deliklerden akü içerisine baktığınızda artık elektrotların kuruduğunu görebilirsiniz. Yani akü içerisinde saf suyumuz azalmış. Benzinlikten aldığımız saf suyu bardağa doldurdum ve bunu akü içerisine doldurarak devam edeceğim. Enjektörden faydalanacağım. Saf suyumu enjektöre çekiyorum. Ardından bunu akü içerisine enjekte edeceğim. Elektrotların birazcık üzerine çıkana kadar bu suyu akü içerisine dolduruyoruz ve iğneyi kesinlikle aşağı doğru bastırmıyoruz arkadaşlar. Sadece suyu rahat doldurabilmek için kullanıyorum bu şekilde. Saf suyu hücreler içerisine elektrotların 1-2 mm üstüne çıkana kadar dolduruyoruz ve tamamen kesinlikle saf su ile doldurmuyoruz arkadaşlar. Çünkü elektrotlarımızın arasında bulunan sünger saf suyu emecek kadar içerisinde su olmalı. Aksi takdirde şarj esnasında ya da kullanım esnasında buradaki asit dışarı çıkacaktır. Bunu önlemek için kesinlikle bu talimata uymanız gerekmekte ve saf su doldurma işleminden sonra akümüzü bir 5-10 dakika bekleteceğiz ki süngerler buradaki suyu iyi bir şekilde çeksin. Eğer eksilme varsa yine 2-3 mm üzerine çıkacak şekilde dolduruyoruz. Desülfatör devremi artık aküye bağlıyorum. Bu devrenin ürettiği yüksek frekanslı, düşük akımlı, yüksek voltaj sayesinde plakalar üzerindeki kükürt tabakasının sökülmesi sağlanacak ve akümüz tekrardan eski günlerine dönmüş olacak. Tabii ki %100 oranında döndürme şansınız yok arkadaşlar. Ancak %70-%80 ihtimalle akünüzde eğer başka bir arıza yoksa, eğer elektrotlarda bir sıkıntı, bir kısa devre yoksa geri döndürme ihtimaliniz var. Tabii ki %100 performansla da döndürme şansınız yok. Ama akü performansının %80-85'lik kısmını geri alabilirsiniz. Havalandırması iyi olan odamızda 6-7 saat kadar akümüzü bu şekilde bırakacağız. Tabii ki arada asitlerin dışarı çıkıp çıkmadığını da kontrol etmeniz gerekmekte. Şurada gördüğünüz bobin ve buradaki MOSFET çok fazla ısındığı için bir fan ile takviye ettim. Yaklaşık 7 saatin sonunda akümüzden artık gerilim almaya başladık arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. 3 volt, 3.5 volt ile şarja başladığımız akümüz artık 13 voltu gösteriyor ki bu sağlıklı bir akünün göstermesi gereken değer. Gördüğünüz gibi 13 voltluk bir gerilim var. Tabii ki bu işlemi birkaç kez tekrarlayacağım. Yani aküye bir lamba bağlayıp akünün tamamen deşarj olmasını, ardından desülfatör ile tekrardan şarj olmasını sağlayacağım ki eski performansını yakalasın. Gördüğünüz üzere harika bir sonuç aldık. İsterseniz buraya bir tane de lamba bağlayalım. 12 voltluk bir lambayla tekrar test edelim. Ancak ölçü aletimle tekrar ölçerek sizlerle paylaşmak istiyorum. Başlangıçta 3.5 voltluk akümüz 12 voltluk lambamızı gayet güzel bir şekilde yakıyor. Yani işlemin başlangıcında neredeyse bir ledi bile yakamayacak durumda olan akümüz gördüğünüz gibi bir araç ampulünü çok rahat bir şekilde yakıyor ve sağlıklı bir akünün şarj voltajlarına da ulaşmış olduk. Projemiz oldukça başarılı oldu arkadaşlar. Yani bu PCB'yi
Gerber dosyasını göndererek profesyonel bir şekilde bastırabilirim. Hazırladığım Gerber dosyasını da gelecekte sizlerle paylaşmış olacağım. Böylece bir videomuzu, bir projemizi daha tamamladık. Bir sonraki videomuz ve projemizde görüşünceye değin hoşça kalın. Yararlı bir video olduğunu düşünüyorum. Devremiz göndermiş olduğu yüksek frekans sayesinde plakalar üzerindeki sülfatlaşmayı çözmüş oldu. Devreyi de şöyle son bir kez daha sizlere göstererek veda etmek istiyorum. Bir sonraki videomuz ve projemizde görüşünceye değin şimdilik hoşça kalın.